Uzun süredir video çekimi yapmamıştık. 32 diye başladığımızda arazide kısa bir tur yaparken, yeni bir cihazımızı test ederken arazide kısa bir çekim yapmak istedim. Bugün hava güneşli. Şöyle kısaca bir yürüyeceğiz. Cihazın tepkisini, tepki hızını göreceğiz beraber. Merak edenler için küçük bir çekim yapmak istedim. Güneşi arkamıza alalım. Metal bulup. Ferros diyor. 30 çivi gibi metal bu. Evet, yine burada küçük bir çivi metal var. Hemen yüksek gerilim hattının yanındayız. Bu direkleri inşa edilirken muhakkak ufak tefek tel parçaları vesaire düşürmüştür. Onlardan kaynaklanan ufak tefek metallerin olduğunu düşünüyorum. Bu algıladığımız metaller için. Burası köy yakınında bir yer. Düz arazi. Yasal çalıştığımız yer. Herhangi bir metale denk gelmedik. Çok enteresan. Evet. Biraz daha kabaca bir metal. Demir olduğu kesin. Cihazın verdiği çok benzer sabit rakamlardan dolayı daha düzgün yapıda olan bir metal olduğunu düşünüyorum. Bir iki metal yan yana. Bir tanesi. Bir tane şurada var. Sesten dolayı yan yana iki tane metal olduğunu fark etmişsinizdir. Bakın. Bakın. Bu bir tanesi. Şu diğer tanesi. Hassasiyetimiz düşük olduğu için biraz daha derindeki olan metalleri algılıyor. Ancak tıkırtı şeklinde, tıkırtının biraz yükselmesi şeklinde ses veriyor. Yüksek gerilim telinin hemen altındayız. Bu 280 volt olduğunu düşünüyorum. Onun yanında gayet güzel çalışıyor. Metal, demir, 45. Demir. Çok düşük rakamlı bir metal. Evet, metali ortaladım.
Nonferros diyor. Ya bu metal uzun, ince, sivri bir yapıya sahip. Çünkü ferronferro diyor. Veya evet, öyle bir metal. Bakın artı yaptığım zaman hemen rakamlar ve ferronferro değişti. Sivri yapıya sahip metal ve 16-30. Kolay kolay cihazın bu kadar büyük rakam atlayacağı durum oluşmaz. Sivri yapıya sahip metal bu. Artık burası çöplük kısmına geldik. Video çekimimiz bu kadar. Genel bir fikir edinmeniz için çekilmiş bir videodur. İyi günler.